Kamyonun burada ne işi var? Allah! Ne oldu? Biri ateş etti. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simüle Türkiye'ye hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi Range Simulator'dayız. Bu ara biraz fazla oldu Range Simulator çünkü bu kayıt dosyamız gidecek maalesef. Daha önce de söylemiştim, Haziran'da gelecek güncellemeyle oyuna sıfırdan başlamak zorunda kalacağız. Çünkü değiştirilebilir, yani istediğiniz şeyi istediğiniz yere koyabilecekmişsiniz, öyle diyor güncelleme notlarında. Şöyle evimizde bir sürpriz var. Gördüğünüz gibi yakalandın. Mutfakta mutfakta elinde tenceresiyle Berkay'ı yakaladım. En sonunda geldi. Geçmiş olsun tekrardan. Ameliyat ya, oldu biliyorsunuz olsun arkadaşlar. Yeniden sahalara döndün. Sahalara derken aynen, mutfağa dönmüşsün daha çok. Evet abi, baktım ki oyunda yenilikler var tabii. Mutfakta hemen buldun kendini. Şimdi daha önceki videolardan biliyorsunuz arkadaşlar ama ben Berkay'ı da göstereyim. Böyle küflü peynir yapıyoruz artık. Küfsüz de yapabiliyorsun ama daha ucuza gidiyor. O yüzden küflü yapmak daha peynir mantıklı. Mi? Onlar evet. Peynir. Bak burada bekleterek yapıyorsun. Ya, gel bak. Taş sandım ya. Yok yok, onlar peynir. Peyniri koyamıyorum şimdi, aldım. Bırak ya, olduğu yere bırak. Zaten onları götürüp satacağız şimdi. Sen nasıl koydun abi? Şeye bas, sol click. Yeşil yanmıyordu o yüzden. Olsun, fark etmez, yere bıraksın. Heh. Şimdi bak burada şeyimiz var. Kiler burası. Bu kilerde mesela bekletiyorsun onları. Yaptıktan sonra böyle bekliyorlar. Bayağı bir uzun sürüyor. Mesela şu maviler en pahalı olanları. Beyazlar biraz daha ucuz. Bir de kırmızı oluyor. Sadece peynir. Onlar daha uygun. 160 dolara gidiyor onlar. 100 dolara beyazlar gidiyor, 160 dolara da, 165 dolara da hatta maviler gidiyor. Şimdi şu mavileri de alalım. Burayı bir boşaltalım, pardon. Ha bak, bir yenik daha var, onu da göstereyim. Getir böyle, koy maviyi. Koyayım. Dur, içeridekini de getireyim. Tamam. Şurada yeni bir dolap çıkartmışlar. Bunu getirip mesela dolabın içine koyuyorsun. Bak. Sen de yap. E'ye bastığın zaman içine koyuyor. İki beyaz küf, iki mavi küf diye. 12 tane peynir taşıyor biliyorsun böyle. Hani tek tek uğraşmamak için. Vallahi peyniri dikdörtgen kutuya. Evet, o da enteresan olmuş. Hani evet, bir laf var ya, her tarafı dikdörtgen olan bir şeye neden daire demişler diye. Biliyor musun onu? Evler yani. Şu an öğrendim. Ya, bu benim çok hoşuma gitmişti ilk duyduğumda. Bak böyle, hatta kutu elindeyken pıt 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 hemen koyabiliyormuşsun da, mükemmel oldu. Şu an 12-12 doldu zaten. Tamamen. Diyor ki beyaz küf, mavi küf, yumurta beyaz küf, yumurta mavi küf. Yumurta da ekleyebiliyorsun peyniri. Tamam, küflü peynir satılır mı? Küflü peynir satılır, hatta bayağı da pahalı bir şey yani. Küflü peynir. Evet evet, Türkiye'de de var bu arada. İnsanlar? Türkiye'de de var küflü peynir. Yani ben geçen... Yo yo, zehirlenmiyorsun canım. Ana, civciv kaçmış. Civciv mi kaçmış? Aa bak. Nasıl kaçmış ya bu? Gir lan içeri. Süt sağ alım. Sana gel, yeni ineğimizi de göstereyim. Çok güzel renkli bir inek aldım bak. Dur, kapı açık mı kaldı? Heh. Yeni ineğimiz, tosunumuz. Yani zaten bir tek bu renk kalmıştı almadığımız. Şöyle hemen şunu ortaya çekeyim de sağalım. Koşarak gibi. Domuzumuz yaşıyor. Domuzlar yaşıyor evet. Sen yokken canlarını almak istemedim. Dedim Berkay'la büyüttük bunları. Onlar da tabii ki de dua ediyordu. Berkay gelmedi. Gelmese de yaşamaya devam etsek diye ama maalesef. Geldi gördüğünüz gibi. Gel. Lan nereye girdin? Be. Çık oradan. Heh. Şimdi bunlardan ne et çıkacak? Ne et çıkacak? Aa, bu inek sanki daha küçük. Yo, inekler aynı boyda galiba ya. Aynı boyda. Şeyi de getirirsen, alacalı bulacalıyı, hemen onu da bir sağalım. Alacalı bulacalı ne abi? İnek. Yani şey, kahverengi beyaz. Tek renk olmayan. Şu mu? Haha evet. Zaten tam dolacak, güğümümüz de dolacak.
Bunu da sağalım. Allah bunu sağmışız ya, pardon. Sen biliyor muydun yoksa? Yo, bilmiyorum. Ben bunu sağmadık. Karıştırdım. Bunu sağdık sandım ben. Yok, bunu sağmamışız. Şimdi... Benim bildiğim ineklerin boynuzu olmaz. Evet. Şeylerde boynuz oluyor galiba. Danalarda. Evet. Bunlar dana o zaman. Hayır, boğalarda boynuz oluyor. Boğadaki boynuz daha büyük oluyor. Bunlar küçük boynuzlu. Şimdi... Öyle mi? İneklerde oluyor mu lan boynuz? İşte inekte değil de danada mı oluyor acaba? Abi... Yoksa çok saçma yani. Dana ineğin yavrusu demekmiş. Yok, buzağı yavru oluyor. Dana süt dana veren oluyor galiba. Yani çok cahil olduk şu anda ama... yok mu şey bilen bir arkadaş yok mu ya? Şimdi bak onu tutuyorsun oradan. Beyaz küfü tut şimdi. Şunu mu? Heh. Şimdi E'ye basınca bunun içine koyacak. For making white malt cheese. Evet. Beyaz küflü peynir. Şuna bas ve ekle. Evet. Ekledim. Öbürüne de ekle. Abi oradasın ya. Ha, pardon. Tamam ha. Ha, zaten böyle zaten bir rengi birazcık değişiyor. Rengi evet birazcık. Şimdi onu üstünde böyle noktalar. Geri attım duruyorsun. Şimdi E çıktı mı sende? Tencereyi kaynat falan. Ha dur. Hepsini kaldır çıktı. Ha yok, o zaman tekrar bir alacağız. Kur diyeceğiz. Bak sen de öbürünü al eline. Kur de. Kaynatıyor, gördün mü? Sütü kaynatıyorsun. Sonra... Ocak. Bunu almadık ya. Bu var mıydı? Bu sonradan mı eklendi ya? Önceki videolara bakmam lazım. Hatırlayamadım şimdi. Ben de hatırlayamadım. Sanki yoktu o. Doğru diyorsun bak. Bu çünkü oyuna yeni gelen bir özellik. Şimdi E'de. E değil. Ben de dedim. Aa. Böyle tepsinin içinde çıkıyor. Onu da getirip buraya koyuyorsun. Şöyle aşağıya koyayım olmadı. Bunlar birazcık olmuş zaten. Bunlar devam edecek. Hani keşke şu odayı birazcık daha geniş yapsalarmış. İşte başka evler var. O evlerde daha büyük kilerler var. Bu ev oyunla... Tabii. Bu ev oyunla ilk verilen ev olduğu için büyük ihtimalle... bunda kiler minicik. Şimdi asıl bugünkü işimiz arkadaşlar bu değil. Biliyorsunuz Berkay'la buluştuğumuzda... Maalesef ki domuzlarımızın canına kıyacağız demiştik. Şimdi silahla vurarak yapmayalım diyorum. Zaten şu an tamam. 214 dolar yetmez. Şeyleri, peynirleri satacağız. Peynirleri satacağız. Sütümüz var mı? Sütümüz yok. Sütle peynir yapıyoruz şu an. Şimdi toplayacağım. Dur. Yok tamam. Bunlar eski. Senin sanki biraz internet mi takılıyor bugün ya? Ben de anlamadım ki, aynen herhalde olabilir ya. Sanki böyle bir arada takılıyorsun gibi görüyorum. Bilmiyorum. Evet doğru. Yayında mı öyle gözüküyor ama. Arkada bir şeyler falan indiriyorsan belki. Neyse, başka yumurtamız yok herhalde. Yumurtaları da satalım. Başka bir şey yok. Süt aldık mı? Sütü şey peynir yapıyoruz ya. Ana ocakta süt kaldı. Yanacak. Ocakta. Ha, neyse duruyor. Neyse duruyormuş. Çok iyi ya. Ocakta yemeği kalan komşu gibi koştum valla. Bu arada arkadaşlar, façayı düzelttim gördüğünüz gibi, artık kamuflaj olayından kurtuldum. Daha güzel oldu böyle. Çok yakışıklı oldu. Bak bir beğeni alırız ha. Valla evet. Bir kıyafetime beğeni istiyorum. Beğeni yorum lütfen. Şimdi... Ben bilemem abi, çok yakınsın. Dur, aracı çalıştırayım. Aa, sen şeyi gördün mü? Dur, orayı görmemiş olabilirsin. Seninle oraya gitmedik galiba. Gel gidelim. Gidelim abi, ben arabaya binemiyorum. Heh. Dur bakalım. E'yi almışlar. F ile arabayı çalıştırıyorsun. Öyle mi? Aha. Ama o uzaktan kala kala oyunu... Sen bayağı oyunu unutmuşsun ya. Evet.
Şu ara yollardan çıkayım dedim. Ha dur, yanlış yeri işaretledim ya. Benzinciye gitmeyecektik ki biz. Burayı biliyorum abi. Yok yok, burası değil. Gidiyoruz gidiyoruz. Allah, uçacağız şimdi. Ha neyse, az uçtuk. Şimdi bu değişmişti zaten. Şurayı biliyor musun? Burası hamburgerci. Hamburgerci mi? Evet. Gel bakalım. Aa. Bak. Oyunda artık hamburgerci var. Yiyemiyoruz tabii. Kimseyi de görmüyoruz. Böyle burada masada bırakmışlar ama. Buranın... buranın bize artısı ne oluyor? Bak şöyle göstereyim. Burada ekstra... Ana, kaymak ne ya? Aa, kaymağı ilk defa gördüm. Şunlardan getirirsen, mesela tavuk eti, domuz eti veya kaymak getirirsen, normalde 100 dolara alıyorsa, örnek veriyorum, 170 dolara alıyor. Yani 1.7 çarpanlığı alıyor. Domuz etlerini mesela bak buraya getirebiliriz. Domuz keseceğiz ya. Domuz eti abi, sosis yapmayacağız mı? Sosis de yapacağız. Hani bir tanesini kesip getirebiliriz çünkü. Hepsini burada bırakırsak 1900 dolar mı kazanacağız? Evet, gördüğün gibi küflü peynirler acayip para getiriyor. Mavi küf 165, beyaz küf. Her zaman sattığımız bir market vardı. Orası daha mı az veriyor? Yok, aynı veriyorlar. Ben bir önceki videoda onu şey yaptım, denedim. İkisinde de aynı fiyat alıyor. 72 tane yumurtamız varmış zaten, baksana. Bayağı şu peynir, mavi küflü peynirde özellikle iyi para var. Satıyorum bunları. Tabii ki de abi. Şöyle. Paramızı aldık. Şimdi gel bakalım. Hem de bak, arabayı buraya koyup direkt satabiliyorsun. Abi, dur. Geç, ileriye aldım. Evet, tamam. Bir şeyler vuralım mı? Boş ver ya, uğraşma şimdi. Avcılık. Artık biz ne deniyordu? Mandıra olduk. Tandıra ne ya? Mandıra olduk artık. Süt peyniri falan, o işlerle uğraşıyoruz. Şimdi bir şey alacak mıydık marketten? Niye çıktık biz ya? Marketten çok tabanca sağlık. Doğru ya. Bak, iyi ki tek başıma girmiyorum. Yoksa düşünüp duracaktım. Şimdi şok tabancası. Dur daha bir güncellemeyle çok daha güzel olacak. Haziran'daki güncellemeyle. Şu an oyunun fiyatı ne oldu bilmiyorum bu arada. Sonradan artacak falan denmişti. Fiyatına bakmadan girdik oyuna. O yüzden şu anda bir fikrim yok. Arabayı buraya getiriyorsun mesela. Burada direkt satıyor. Aldıklarımız da buraya düşecek. Arabayı satmıyor ya, içindekileri. Aha. Bak teyze artık telefonla uğraşmıyor. Sana bakıyor. Bana onu da yapmışlar. Bana bakıyor. Ve konuşabiliyor da. Yani şu an bana bakıyor. Bana. Abi benim kıyafet değiştirdim ya, daha yakışıklı buldu herhalde. Evet. Sersemletici. Gördün mü bak, sersemletici dediği şey. İşte o 439 dolarlık olan şey. Evet. Biz şu an... Elektronik kıyma makinası mı? Evet. Onları alamayacağız çünkü onlar bayağı para. Onları da bir sonraki bölümde yaparız. Eğer güncelleme gelmezse onları da bir sonraki bölümde yaparız. Bu arada remork da geldi. Arabaların arkasına. Remork takabiliyorsun. Aa bak mesela. Ovoskop bizde var zaten. Almıştık onu. Bir işe yaramıyor ya şey. Yumurta... Silah. Silahımız var zaten. Silah. Başka silah alamıyoruz da. O gelecek mi bilmiyorum bu arada. Şey, kürek gelmiş bak mesela. Kürek enteresan bir şey. Neyi kürek değiştireceğiz acaba kürekle? İşte belki zemini değiştirebiliyoruz, kazabiliyoruz falan ya. Atın fiyatı da belli olmuş. 2,5. Ha, 2500 dolar. Ama at daha şu an mevcut değil. Ben şimdi bir sersemletici alıyorum. Bir manuel kıyma makinesi alıyorum. Manuel bir de kıyma, manuel sosis makinesi alıyorum. Yapabilirsek. Manuel dediği bu arada şey. İkisi farklı. Birisi kıyma, birisi şey yapıyor ya. Kıymayı ne yapıyoruz? Sosisi ne yapıyoruz? İşte onları deneyeceğiz zaten. Şu an. Diyeceğiz. Sen ilk defa dedin. İlk defa çekeceğiz. Ben de oynamadım daha önce. Tamam. Şimdi gidip alalım. Alalım. Ben alalım. Peynir olayını yaptım senden önce. Bu bayıltma makinesi. Böyle bayağı tüp. Abi o nasıl bayıltma makinesi? Kafaya mı yedin?
tüpü aldım valla. Tüpçü oldum. Tüp? Bayıtma makinesine bak ya. Bunu Allah bunun üstüne koyamıyor muyuz? Ha? Tepe ya. Ha koydum. Ah tersin. Şimdi. Ki bu büyük güncelleme değil daha. Yani bu erken erişim hali şu anda. Büyük güncellemeyle şu atı getirirler herhalde diye düşünüyorum. Yani aynen öyle. Yok güzelleşiyor ya oyun. Benim bu oyundan ümidim var yani. Gelişecek. Çok gelişecek abi. Yapacak çok şeyler var zaten. Mesela bu tren yolu mutlaka. Evet niye tren yolu koyarsın ki yani sonuçta. Bir amacı olması lazım. Allah. Şu arada yol açmıştım kendime abi, orada. Bilmiyorum grafiklerle ilgili bir şey yapıldı mı ama. Yani ben şu an daha çok tatlı görüyorum yani çimleri, minleri, etrafı. Şimdi şunu bir alalım bu boş. Abi, şuraya koy. Aldım, yanlışlıkla. Tüpü al onu şeye götürürsen domuzu nereye oraya. Götüreyim? Abi domuz bunu gördüğü anda kaçmaya başlar zaten. Yok ya hayvan bilmiyor ki onu. Hatta ben dolabı da oraya getireyim etleri de buna koyalım. Oluyor mu bakalım. Peyniri koyabiliyoruz da. Abi hayvanlar psikolojisi. Bozucan iyice. Yani etlerinizi koyacağız. Bakın yani. Canilik yapıyorum. Gel bak makineleri koyacağız şimdi bir onları da gör. Makineleri ha. Ben de ilk defa aldım. Ha şu masanın. Ha zaten basınca hemen çıkıyor. Dur bak göstereyim. Bak. Şunları şuraya koyalım. Sonra da paketliyor hemen. İyiymiş. Öbürü nerede? O kıyma makinesi. Bu da şey. Sosis. Ha. Tamam. Sosis mi sucuk? Sucuk da yapılır abi. Yani sosis dediği bence zaten sucuk bu arada. Yani birkaç videoda gördüm. Bana hiç sosismiş gibi gelmedi. Şimdi önce gidip etlerimizi toplamamız lazım. Tamam abi. Bu arada şurada ben iki tane daha peynir yapayım. Güğüm de boşalsın. Maviden yapalım. Maviden sen yap abi onları. Ben şu güğümü götüreyim. Mavi daha pahalı ya. Para kazanalım biraz. Ana saat de 7 oldu. Sabah yapalım olmadı bu işi. Tamam abi. Ben zaten yemekleri yapıyorum. Birazdan yemek yiyeceğiz zaten. Oyun oyun aslında oraya doğru gidiyor ha. Böyle açlık falan olayına da girerlerse belki yaparlar onu da. Mesela aa, yaptıklarımızın bir kısmını yememiz gerekse falan. Abi ürünü alamadım ben. Hangi ürün? Ha tamam. Abi bu pişti. Yanacak yoksa. Yok yanmıyor. Kapatıyor kendini. Onu alıp şeye kilerde bir yere koyarsan. Kilerde bir yere koyayım. Abi kiler doldu bu arada. Haberin olsun. Tamam. Daha fazla yapmayacağız zaten. Ha sütü tamam. Buraya koyabiliyor muyuz? Yok koyamıyoruz. Şimdi bunu yaptık galiba kim kaldı? Gel bakalım. Yeni kız. Yeni kız mı? İnekten bahsediyorum. Yok öyle tehlikeli şeyler olmuyor videolarda. En büyük takipçim eşim. İlk oo. Takip eden o. Ne güzel abi ne güzel. Vallahi. Böyle olsun. En büyük destekçim aynı zamanda. Şimdi gel şu şeyi halledelim diyecektim ama yok yatalım sabah yapalım çok karanlık oldu zaten. Aynen ya. Evde bekletiyorsun. Olmaz ki bak. Ev arkadaşı ne? Sen yattın mı? Evet. Geliyorum. Geliyorum. Sana pencere alanını bıraktım abi. Böyle. Cam kenarı. Otobüslerde cam kenarı vardır ya uçaklarda. Vallahi ben bu kıyafeti iyice sevmeye başladım. Ben. Bana benim kıyafet tarzıma benzedi. Şimdi... Ne yapacağız? Önce ilk katliamımızı yapalım. Evet.
Aa bak Kuş tavuk da. Tabancayı aldın mı? Şok tabancası orada zaten. Orada mı? Aha. Her şeyi oraya mı taktın ya sen de abi? Buzdolabını da koydum. Şeyler gibi hayvanlar iyice tedirgin oluyor. Şimdi görmek istemeyen arkadaşlar burada gözlerini kapatırlarsa aylardır beslediğimiz domuzlarımızı artık. Abi yanlışlıkla şeyi şoklama da. Yok. İneği. Nerede? Nasıl yapılacağını da bilmiyorum bu arada. De bilmiyorum. Kafasına indiriyorsun herhalde. Allah Allah. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Bas al diyorum. Tamam. Bırakıyorum. Hah, şimdi oldu. Hah. Ucundakini yapıyormuş. Vurmuyor. Abi şey yapmıyorsun ki. Ne? Nişan almıyorsun. Geri ateş et. Aa pardon ya doğru. Gitti bitirdim şeyi. Şimdi de olmuyor. Hayvanı özgür mü bırakmam lazım önce? Aha. Aha. Gitti. Gitti. Biraz zor oldu ama. Ana bu niye koşuyor ya? Fark ettiler mi acaba? Oo. Abi fark ettiler mi? Oo. Etlerin rengi mi değişmiş? Şu an ben onu diyecektim ya. Şunu da alabiliyor muyuz? Vallahi alıyor. Keşke bir tane daha şey alsaymışız. Ya bu toplama olayı çok iyi olmuş. Tek tek taşımaktansa. Heh şu an doldu galiba bakayım. Evet. Kaç tane oldu? 12. 12 tane oldu. 12 tane alıyor. Tamam sen onu bir... Devam et saymaya. Yani şu an kutuda 12 tane var. Bir 12 daha alacak kesin. Nereye bırakayım abi etleri? Mutfağa koyamazsın onu. Ne yapacağız onu? Önce onları ya halledelim bence ya. Bu etler burada kalsın. Dur abi ben etlerimizi ben buraya... Nimet'i attın yere. Abi ne yapayım? Maalesef şey yok biliyorsun etleri. Diğerlerini şey yaparız ya. Sonra alırız diye düşünmüştüm. Abi hayvanların içinde mi bırakacağız etleri? Tamam onları da alalım o zaman. Abi bu kadar çok şey yapıyorlar. Hayvanlar iyice psikolojisi bozulacak. Veya kamyonu sokup alacağız yani bütün etleri. O kadar besledik. En fazla bu kadar büyüdü arkadaşlar. Yani siz de gördünüz. Bundan daha fazlası olmadı gerçekten. Hiç zaten etlerin sayısında buradan öğrenmiş oluyoruz. Evet işte. İki tane oradaydı. İki tane kaldığına göre 26 tane. Tane alamadım. Onu alamıyorsan demek ki işte 26 tane. Daha önce de sanki 26 bulmuştuk değil mi? Yani 26 mıydı? Evet. Bir önceki seferde. Yani en fazla 26 tane et alabiliyorsunuz. Acaba ineği vurup şey yapabiliyor muyuz? İnek eti alabiliyor muyuz ya? Tavuktan veya yapılabiliyor mesela kıyma. Abi ne yapalım biliyor musun? 26 tane var değil mi? Evet. 26'yı 2'ye bölersek? 13. 13. Yani... Ha, birini sen al, birini ben alayım o zaman. Madem geldin. Aynen. 13 ya abi. 2'ye bölelim. 13 tanesini sosis, 13 tanesini kıyma yapalım. Bravo. Sosis... Bir dakika dur bakayım. Yanlış bilmiyorsam kıymadan yapılıyor. Sosis kıymadan mı yapılıyor? Evet. Dur önce bak. Önce bir dakika. Ondan sonra sosis mi yapıyorsun? Galiba öyle oluyor. Önce tencere koyuyorsun bu arada. Tencere mi koyuyorum? Bak tencereyi koydum. Sen yap abi. Ben de ilk defa göreceğim. Ha böyle mouse'la çevirerek. Aha yaptım. Tamam. Ben de şey deneyeyim. Yere attın. Abi yapmıyor ki. Dur bir dakika bakayım. Acaba onda da mı şey lazım? Ne oldu? Yapmıyor ki. Tencereyi alalım şuradan bir dakika.
Aa, bunun bir dakika. Sende mi şu anda şey? Heh. Bunu şöyle. Yoksa etli mi yapacağız direkt? Yo. Niye olmuyor ya? Dur şunu bir başka yere koyayım. Sıkıştık burada ya. Şunlar şöyle dursun. Şunu da ha. Bunu böyle yaparsam Allah seni ne yapmasın. Olmuyor. Olmadı mı? Ekle diye bir şey çıkması gerekiyor ya. Aa, buldum. Tencere ile birlikte koyabiliyorsun. Tencere elindeyken koyabiliyorsun. Bu kıymaya ne oldu o zaman? Onu galiba asabiliyorsun şeye. Dur bakayım. Ha bak buraya asılıyor. Gel gel. Bak. Tut bunu. İçeride yeşil gözükecek. Aha işte bu. Onu da fermente gibi böyle kurutuyorsun galiba. Kurumuş et mi oluyor? Bir şey oluyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bunu şuraya şöyle koyayım. Bunu buraya... Aa, yanlış tuşa basıyorum. Aha! Çıktı. Hayır bunu da kuracağız şey içeriye. Bence bunu pişireceğiz abi. Yok ya kurutuyoruz. Sucuk oluyor bu. Sosis diyor bunlar ama. Sucuk bence bu. Hani sucuk da sucuk da kurutulur ya. Öyle mi? Peki. Bak gel bir. Burada gözüküyor zaten. Bak koydum oraya. Tamam. Ha şimdi onu tencereyle alacaksın. İçinden alma ama. Kur diyecek veya kullanma diyecek, bir şey diyecek. Heh, oldu. İçine koy diyor galiba. Evet, bu da oldu. Evet, manuel olanın da çok zor değilmiş bu arada ya. Ben bunu buraya kurayım, bunu alayım. Hızlı hızlı çalışalım. Bir tarafta peynirler oluyor, bir tarafta etler olacak. Eti tek başına da koyabiliyorsun. Sosis olarak da yapabiliyorsun. Bunu böyle... Ha sen aldın. Şöyle koyayım. Hızlı hızlı şöyle çalışabiliriz aslında. Aynen. Evet bu da oldu. Sosis mi yapacağız? Kıyma ne yapacağız? Kıymayı tek de koyabiliyorsun. Kaç tane yaptın? Kaç tane kıyma, kaç tane sucuk yapıyor? Bilmiyorum ki. Az kaldı herhalde gerçi. Ya tabii bu ev küçük olduğu için çok fazla yer yok. Ha onu direkt şey yap bakalım. Bunlardan hangisi ne kadar getiriyor onu bilmiyorum bak. Aynen. Onun da fiyatını olmadı. Nasıl? Daha pahalı. Abi ne yaptın yeme? Döktün. Döktün mü? Evet. Yok ya içine koydum. Abi hayır bak. Arkadaşlar görmediniz. Biz çok temiz çalışıyoruz. Gıda endeksine uygun. Bir tanecik yer kaldı. Bir tane sosislik şey sucukluk yer kaldı. Başka yer yok. Aldın mı sen? Yok, sen yapabilirsin. Onu da yapalım. Sonra artık geri kalanını size göstermeyeceğiz. Evet, galiba her şeyi yaptık Berkay. Sütümüzü, peynirimizi, kaynatmasını, işte etler. Hatta bak, şeylerin bir kısmı, şöyle first person'a geçeyim.
sucuklarımız sosis diyor ama bence sucuk olanlar olmuş. Hatta etler de olmuş. Kurumuş et oluyor herhalde bu. Kurumuş kıyma var mı bilmiyorum da. Neyse hepsini yaptık. Diğer domuzu bir ara artık keseriz diyeceğim ama saçma olacak. Bayıltırız sersemleticiyle. Sersemleticimiz ha şurada. Tamam. Onu da bir ara bayıltırız. Aynen. Ana. Vuruldum. Nasıl ya? Vuruldun.